Konserimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, konserimize başlıyoruz yavaş yavaş. Şöyle daha kuvvetli bir alkış alalım. Öncelikle alkışımız değerli orkestramıza gelsin efendim. Ve kıymetli misafirlerimiz, değerli orkestramızdan sonra şimdi de kuvvetli alkışlarınızla sanatçımızı davet ediyorum. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Saygı değerli dostlar, dinleyiciler. Ben bir tık ameliyat olunca o taraf programı yapmak istiyorum. Eğer müsaade eder misiniz? Teşekkür ediyorum. Thank you.
hazırlanmış tüm şeyler ama tabii sen şey olarak, yazılı olarak göreceğim kendimi. Merak etme. Sayın Başkanım, hoş geldiniz, sefalara getirdiniz. Size çok teşekkür ederim. Bir alkış dilerim. Hiçbir zaman unutmadınız. Onun için bu huzurunuzda, bu güzel şeylerin huzurunda size ne kadar teşekkür etsem vardır. Al yavrum bakalım. Teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle kuvvetli bir alkış alalım. Emine Alemşen Türkiye. Kaldığı yerden devam edecek. Fakat ben küçük bir araya girmek istedim. Öncelikle saygıdeğer belediye başkanımız Atilla Aydıner beyefendi ve kıymetli eşi Melahat Aydıner hanımefendi teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Ve değerli konuklarımız, aramızda bulunan kıymetli bazı isimleri sizlere takdim etmek, anons etmek istiyorum. Rumeli İş Çiftliler Dernek Başkanı Ümit Şengül, Rumeli İş Çiftliler Genel Sekreteri Mustafa Kahramanlar, Anadolu Yakası Balkan Göçmenleri Derneği adına Fatih Yüksel, Rumeli sanatçısı Sayın Rüstem Avcı, Rumeli Balkan Platformu Başkanı Sayın Saadettin Kurtuluş, AK Parti Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Kenan Bıçak, Siyasetçi Akademisyen Hüseyin Yüzer, Eyüp Sultan Rumeli Türkleri Dernek Başkanı Ayhan Uygur, Rumeliler Derneği, Esenler Rumeliler Derneği Başkanı Ekrem Beş Kardeşler, Brezalılar Dernek Başkan Yardımcıları Sayın Mustafa Zeki, Faruk Badem, Kani Yıldız, Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Sayın Aytun'un Kiraz aldı. Tek Rumeli Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Atilla Baykal. Dostivarlar Dernek Başkanı Sayın Orhan Sipahi. AK Parti Bayrampaşa Yaşlılar Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Üsküplü Muharrem Bindar. Rumeli sanatçısı Mecit Şenol. Evet, Rumeli sanatçımız kıymetli Beyo da aramızda. Kendisine de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Sevgili misafirlerimiz, tekrar ayaklarınıza sağlık. Arif Şentürk çok güzel başladı ve programımız çok güzel devam edecek. Fakat bugün burada bir araya gelmemize vesile olan Bayrampaşa'mızda bir kültür festivali dizisi halinde her gün yeni etkinliklerle biz Bayrampaşalıları kültür alanındaki çalışmalarda bir araya getiren Bayrampaşa'mızın kıymetli belediye başkanı Atilla Aydıner Beyefendi alkışlarla davet ediyorum. Buyurun efendim. Değerli dostlar, böyle dostlar meclisinde bulunmaktan son derece mutluyum. Rumeli'ye buradan selam olsun. Evlat efendilerinin güzel insanlarına, kıymetli hanımefendilere, kıymetli beyefendilere selamlar olsun inşallah. İşte bu Arif Şentürk Kumanova'da biliyor musunuz? Kumanova. Makedonya'nın en güzel şehri. Sırbistan'a böyle sınırdır. Aldım onu yenge hanımla birlikte Kumanova'ya, Makedonya'ya beraber gittik. Orada sağ olsun, sağ olsun. Evet, Ekrem de geldi. Ekrem hoş geldin. Sefer geldin. Her zaman o tanıtıyordu, bu sefer ben onu tanıtıyordum. Bu böyledir zaten. Evet, hoş geldin. Ve Kumanova'yı deryalarla inletti Arif Şentürk. Biliyorsunuz, Ayhani'nin ilk çıkışı deryalarla olmuştu. Onu sanatçı kimliğine en güzel bir şekilde büründüren ve bağlayan da o şarkıyla meşhur olmuştu. Ama onun en güzel meşhurluğu
güler yüzlü, sempatik, insanlara olan gönül bağıyla bağlanmasıdır. İşte bizim Rumeli hemşehrilerimizle onu bu kadar sevmelerinin arkasında buyurdu. Öncelikle biz Arif abiyi 50. yıl jübilesini burada yaptık sevgili dostlar. Allah razı olsun. Çoğumuz karış gelmiştik. Allah razı olsun. Amin. Günlerimizden. O bizim gönlümüzün sultanı. Dolayısıyla her zaman Bayrampaşa Rumeli ve tüm Balkan coğrafyasının unutulmayacak ismi olan Arif Şentürk'tür. Öncelikle hem onun adını duyarak hem de böyle bir ufak da olsa bir Rumeli gecesinde bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize en kalbi duygularımla şükranlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bayrampaşa sıradan bir yer değil, hepiniz biliyorsunuz. Bayrampaşa'ya her zaman söylüyorum. Rumeli'nin, Balkanların baş şehri olan demografik yapısı da diğer ilçelere nazaran daha fazla Rumeli hemşehrilerimizin bir araya geldiği hem Rumeli kültürünü hem de Anadolu kültürünü bağrında barındıran bir Bayrampaşalı hemşehrilerimle birlikte yola devam etmekten ne kadar mutlu olduğumu sizleri bu akşam gördükten sonra bir kez daha anlamış oldum. O nedenle hepinizden Allah razı olsun. Bu akşam tabii aramızda başta eşlikliler olmak üzere bütün Rumeli hemşehrilerim burada. İşte Üsküp'ten başlayalım. Ta Dostivarı'ndan, Kırçobası'ndan, Manastırı'ndan, Pirlepesi'nden, Ohris'inden, Şutrukası'ndan, Somisa'ndan ve diğer bütün ilçelerinden Anadolu'ya dahil olmak üzere. Bütün bu hemşehrilerim bugün burada. Ama diğer taraftan Kosova'ya geçtiğimizde başta Mitrovica başta olmak üzere Priştine, Prizren, Amuşa ve buna bağlı bütün şehirleriyle Kosova. Yine aynı şekilde Sancak bölgesine çıktığımızda Osmanlı'nın Balkanlardan çekilirken sancağını bırakmış olduğu Novi Pazar yine aynı şekilde burada. Bugün Novi Pazar Balkan coğrafyasında Sancak bölgesinin hemen hemen orada baş şehrini temsil eder. Aynı anda da değerli dostlar, Allah'a şükürler olsun, orada başkonsolosluk açtı. Sancak bölgesinde, çünkü orada bulunan Sancak'taki Müslüman boşnak kardeşlerimizin de dimdik ayakta durmalarını temin etmek, onlara güç vermek üzere oraya başkonsolosluğumuzu açtım ve orada Türkiye Cumhuriyeti'yle biliyorsunuz zaten oradaki ilişkilerimiz çok ama çok çok güzel gidiyor. İnşallah bundan sonra da tüm Balkan coğrafyasındaki başta Makedonya olmak üzere Kosova ve tüm o coğrafyada artık Türkiye Cumhuriyeti mutlaka gücünü, varlığını her zaman, her daim sizlerle beraber orada hissettirecek. Çünkü sizlerin orada dedelerinizin ve atalarınızın mezarları var, kabirleri var. Sizin orada topraklarınız var. Sizin orada ecdadınızın kokusu var. O nedenle o topraklar bizlerin, yani sizlerin topraklarıdır. Bu nedenle evladı Fatiha'nın diyarı bizim için ve Türkiye Cumhuriyeti için çok büyük anlam teşkil ediyor. Bu akşam burada bizi yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biraz önce kardeşim zaten buraya gelen tüm kardeşlerimin isimlerini tek tek saydım. O nedenle her bir başkan kardeşime huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Arif abinin sayesinde sizlerle beraber gelme imkanına kavuştuk. İnşallah bu tür programlarımızı sık sık yapacağız. Sık sık sizlerle beraber olacağız. Çünkü bizim birbirimize ihtiyacımız var. Biz bir olacağız. Beraber olacağız. Güçlü olacağız ve hep birlikte inşallah Türkiye Cumhuriyeti olacağız. Buna olmak mecburiyetindeyiz. Bu nedenle bu güzel mini konserimize iştirak eden bütün hemşehrilerimi yürekten kutluyorum. Tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Allah varlığınızı eksik etmesin. Varlığınızı eksik etmesin. Bu çok önemli.
Hanımefendileri de yürekten kutluyor. Kalabalık bir şekilde buraya gelmişler. Beyefendilerle beraber olmuşlar. O nedenle bu güzel konserimizin Bayrampaşa'mıza, gecemize ve en başta da Arif Şentürk abimize ve ekibine hayırlar diliyorum. İnanılmaz teşekkür ederim. Allah sayın başkanım. Alkış. Alkış başkanıma. Alkış. Evet. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Sayın hemşehrilerim. Bu bizim Cumhuriyetimiz, bu mozaik Türkiye'miz, öyle bir şey ki, biraz önce bir türkü okudu. Geçsin bağlarında, geçsin geçilsin türküsünü. Bu bir Kayseri türküsü ama şöyle bir öyküsü var. Bir gece bir kanala davet ettiler. İsmini vermeyeceğim. İçeri bir girdim ki reji odasında peçeli iki tane kız. Peçeli. Baktım etraftaki çocuklar hepsi sakallı böyle şeyini. Neyse. Bismillah başladık. Programa başladık. Şimdi türkünün sözlerine geldik. Geçsin bağların da türkünün sözleri böyle. Geçsin geçilsin, kurulsun masalar, rakı şarap içilsin. Ben eğer bu rakı şarabı orada arsaydım, hemen orası lambalar sönecekti, beni de oradan kovacaklardı. Fakat tam artık son kıbleye şeye geldi. Geçsin bağlarında, geçsin geçilsin, kurulsun masalar. O anda tam jeton. Badeşin be içilsin. Başka çare yok. Bir işi böyle bitirdi. Bu açıdan yani biz böyle bir dünyada böyle dünyanın hiçbir yerinde bizim kültürümüz, bizim efendim folklorumuz, bizim türkülerimiz yok. Şimdi geldi, dostlarım gelmiş. Mesela yıllardır TRT'de, televizyonda, radyoda efendim program yapmış güzel bir kardeşimiz, hemşehrimiz. Bu sene yine gör kazasını ama bizim gibi macir gelmiş ve bir Rüstem Avcı'mız var. Bir alkışlar mıyız? Şimdi Rüstem Avcı'nın ağzına iki tane güzel türkü yakışır. Bazı sanatçının ağzına türkü yakışmaz. Bu uyar böyle. Yani Rüstem'in ağzına iki tane türkü. Biri drama köprüsü, biri de Tunaneye'ni atmam diyor. Rüstem bunu Allah'ına kadar okur. Şöyle ya Rabbi, böyle şey konuşuyor. Alkışlayalım Rüstem'i de. Rüstem şöyle bir gelsin bakalım ya. Rüstem Avcı. Ağzına yakışıyor. Hadi buraya.
Osman Paşa'ya geldi sıra. Osman Paşa biliyorsunuz Tokatlıydı. Nur içinde yatsı paşalarımız. Tokat'ta Osman Paşa'yı söylemek için beni davet ettiler. Çok büyük bir salon. Ama yemek yenirken çattım çuttum. Baktım ki beni kimse dinlemeyecek. Ben bir şoklama yaptım başkanım. Kalkın ayağa dedim. Herkes ayakta. Milli marşlar ayakta söylenir dedim. Herkes dinlemek zorunda kaldı. Ama burada biliyorum hepimiz beraber söylüyoruz. Thank you.
Arif abi sana bir soru. Şimdiye kadar kaç cumhurbaşkanına türkü söyledin? 5 tane cumhurbaşkanına türkü söyledin. En fazlasında Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanı var. Hem de nasıl biliyor musun? Öyle bir yakaladım ki. Kaçacak bir yeri yok. Bravo abi. İzmir'e geldim. İzmir'de bu tünelde araştı o zaman. O gün de bir Rumeli gecesi var. Şeyde nedir o? İzmir'in dışında çok güzel bir sene bir yerde geldi Sayın Başbakan'dı o zaman. Fakat ben onu öyle bir takdir ettim ki yok böyle bir şey ya. Arkadaş adam bitmiş. Bitmiş ya. Boş bakıyor, boş. Boş bakıyor arkadaş. O kadar yorgun, sabah kaçta kalkmış. Bir şey metin hazırlamış. Orada konuşmalar var, bilmem neler var, bir sürü şeyler var. Geldi oturdu öyle, bomboş böyle bakan. Davet ettim abi ben şimdi. Davet ettim Salih'i. Bir çıktı. O bomboş bakan adam. Azrail gibi. Yemin ediyorum ki böyle şey, aslan yavrusu gibi saldıran şey bir güç vermiş. Yani diyeceğim, ondan sonra o konuşmasını bitirdi. Dedim Sayın Başbakanım o zaman, tabii Emine Hanım da vardı. Yok öyle gitmek. Yarım saat onu orada, çünkü folklorcular da vardı, çocuklar da vardı. Yarım saat onu güzel, biraz daha Rize işi oynuyor. Eller havada. Çünkü Rize'lerin öyle oyunları vardır. Oyunları. Yani yarım saat şey rahmetli Süleyman Demirel'i o Aykort'ta yeni bir şey açılmış. Sayın Cumhurbaşkanı çağırmışlar. Gelmiş oturmuş. Programı bitirdim. Gittim bir selam çaktım. Arşı. Nasılsın? İyiyim Sayın Cumhurbaşkanım. Annen nasıl? İyidir efendim. Çok şükür. Selam söyle. Yani adam biliyor musun? Annem efendim kaç yaşında? Annem bende mi? Ben mi bakıyorum? Böyle bir adamdı. Özal'ın yine ona da bir konser vermiştim. Ayrıca da sen söyle Paşa'ya, Evren Paşa'ya. Zaten onlar dördüne verilir. Abdullah Gül sevmez böyle bir şeyi. O sevmezdi. Yani dört tane Cumhurbaşkanı konser verdim. Sağ olsunlar. Ağzına sağlık. Bir alkış üstüne. Allah nice nice uzun ömürler versin. Hep beraber. Sağ ol. Mikrofona bizi lazım. Şimdi bu malzemesi o kadar temiz ki Osmanlı'nın bu güzel örf ve adetleri bir Tunani'ye gidiyoruz. Bu büyük bir karamanlık. Ayrıca de şimdi bir de Çanakkale olayımız vardır. Bu değerli hemşehrilerim çoğu bilmez. Çanakkale 1914'te başladığı zaman bir ailenin bir tek oğlu, onu da almışlar asker. Tek bir evlat. Anası babası bayağı üzgün. Aradan birkaç gün geçiyor. Bir karar geliyor. Yalnız bir karar veriyorlar ki oğlum şehit oldu. Büyük bir acıyla büyük bir tesir. Bunu ne yapıyorlar sabah? Sabah ilk işleri kalkıp bir saksının içine bir gül koyuyorlar. Pencerenin kenarına. Ve bu
gün devam ediyor. Bir gün baba çarşıya çıkıyor, pazara. Evleri tabii Osmanlı evleri, hepimizin evleri duvarla sarıldı, içimizi kapalı. Baba içeri giriyor, bir bakıyor ki hanımıyla bir adam sarmaş dolaş kitlenmişler böyle. Bir türlü efendime söyleyeyim, bunlar çözülmüyor. Adam biraz cahil adam, çıkarmış önündeki pistolü, takır 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 ikisini de vurmuş, öldürmüş. O gelen Mersin yanlışlıkla ölen oğlu, yani oğlu şehir oldu diye. İşte orada adam diyor ki, kırmızı gülün adı var, her gün ağlasam bir yeri var. Bugün benim efkarım var, ah bu gönül arzu eder seni seni. Okur muyuz hep beraber? Altyazı M.K.
Şey, şimdi televizyonda böyle janti şey olarak çıkıyorsun. Şimdi Erman, çocuklar var biliyorsun. Dediler ki baba hiç gezdirmiyorsun. Televizyondan çıktım, bunları yedim, oradan çocukları götürdüm gezmeye, oradan buraya geldim. Evet, koyun pazar. Affedersin. Bir alkış verdim. Bir de alkış. Efendim hocam, sevgiler, saygılar. Ama alkışını bir gerçekten de Bayrampaşa Belediye Başkanımız Sayın Atilla Ercan'a da olsun. Arif abi bizlerle burada buluşuyoruz. Bilirsiniz, sen az kurnaz değilsin. Şimdi bir hanım var, Ekrem söyler bana. Sağ olsun Ekrem. Devamlı. Benim programda bir kadıncağız, bir kızcağız bağlandı. Alo, alo. Ben Naciye bilmem ne. Söyle dedim, ne istiyorsun? Alo'm da dedi. Kırmızı gülün hali var. Her gün olsun yeri var. Tamam, babam çok sever bu Türkiye. Olur. Ha dedi, bir tane daha istiyorum. Söyle dedim. Dedi, aman yeşil Bursa Bursa. Doğru be dedi. Yürü. Böyle be git. Böyle sana okusun. Aman yeşil Bursa dedi. Şimdi zaten bugün televizyonda da okumadım. Arif abi isteyecekti. Sakın valla bak. Görüyor musun? Bu kafanı anlatın buradan patlattırın. Evet, alkışlar bir mesele olsun. Hadi iki tane yukarı olsun. Yeah.
parası. Efendim, ben de Nazan'ın Arif abinin bu güzel gecesinde bulunmaktan keyif aldım. Tabii, kesinlikle. Bu gönül işi Arif abi, gönül işi. O gönül işini en iyi yapan sanatçılardan birisiyim ben. Arif abi bir açın Arif abi. Bizim kanala gitti Tekrümeli. Misafirler vardı İzmir. Sağ olsun bir öldü orada. O günde böyle fazla saçımı başımı şey yapamamışım, taramamışım. Ben dedim ya, beyo, dedim jöleden, dedim biraz jöle. Aklıma sonra geldi ki, bu jöleyi bir kapatayım. Ben kusura bakmayın. İşte maden olan yerde ot bitmediği içinmiş Arif abi. Teşekkür ederim. Öyledir, öyledir. Alkışlar Arif Şentürk olsun. Şutasız orada düşündünüz. Bu kadar mı alkış ya? Thank you.
içinde bu bizim dünyasında pek pehlivan yoktu. Pehlivanlar hepsi Kırkpınar'daydı. Sonra çıktı bir adam, hemen oldu bu adam haklı olarak Rumeli'li. Rumeli'li de yoktu. Vardı. Söner Özbülen, Söner Şaban Özbülen. Onun esas adı Şaban. Benim de Arif Şentürk. Fakat sonradan bir pehlivan çıktı. Ondan sonra bütün mahalle, bütün köy, bütün kasaba pehlivan. Bilmem Şakir pehlivan, Ekrem pehlivan, Yakup pehlivan, Kazım pehlivan. Ve de şimdi bir alkış edersen Ekrem pehlivan, bir pehlivan olarak göstersin mi? Değerli başkanım, saygılar, misafirler, uzaktan yakından teşrif ettiniz, bu geceye geldiniz. Hepinize sonsuz saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar ediyoruz. Bu meyanda Bayrampaşa Belediye Başkanımız Atilla Aydıner'e ve Kültür Müdürümüz Mahmut Ağabey'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir alkış kılasına sağ olsunlar, var olsunlar. Her zaman televizyon programları olsun, konser ve normal bir mecrada olmak üzere her zaman dile getirmişim, söylemişimdir. Bugün Diyarbakır'da, Van'da, Bitlis'te, Şırnak'ta Alman bedelyalar dediğin an kim gelir akla? Arif Şentürk. Bahtın Yolun Başkası, gölgen bile olsa hepimizin dolardı abi. Allah sana uzun ömürler versin. Çok teşekkürler ediyorum. Madem o şarkıya devam ettiniz, edelim buyurun üstadlarım. Güzel bir hareketli türkü, Karaüzüm Salkımı. Yunanistan Florina köyüne ait güzel bir türkü. Buyurun hep beraber dinleyelim. Buyurun. Karaüzüm salkımı yarın burada anasın.
Şimdi bu güzelliğe nail olmuştum. Arif abi biliyorsun işte deryalar deyince dünya biliyor. Deryalar demek Arif Şentürk demek. Güzel bir klip çekmiştik. Arşivimizde kalsın istemiştim. Güzel bir aranjeyle Arif abimle düet yapmıştık. Şimdi öbür mikrofonda gelirse yine bir deryaları okuyalım hep birlikte. Sen okudun mu? Beraber abi. Aç abi. Fark eder mi? Mutluyum.
ve Ekrem'i de huzurlarında kutluyorum, yanaklarından öpüyorum. Bu için yok uzun mu? Daha çok mutlu olsun. Efendim, sağ ol. Tamam. Çocuk da aldın mısın? Hasan abi. Evet. Şimdi Hasan Bulgaristan'dan geldi. Hasan Bulgaristan'dayken Hasan'ın ismini değiştirmişler. Hasan soyadı Şen. Ama Hasan Dimitrievski orada Bulgaristan'da. Şimdi Hasan Dimitrievski burada biz değiştirdik yine Şen. Evet. 9-8'lik şöyle bir bakalım da hani olursa böyle şey yapalım.
Saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Anlatın ağabeyim. Evet, bir dakika Arif abi. Yavaş, evet. Evet, ülkemizin medarı iftiharı. Rumeli'mizin o güzel sanatçısı. Biraz önce ifade ettiği gibi Ekrem, Beyo ve buna bağlı bir sürü gençleri yetiştiren, onlara Rumeli sevgisini, Rumeli müziğini sevdiren, folklorumuzu sevdiren ve bizleri bu güzel anılarla yıllardan beri baş başa bırakan o sevgili Arif abimize en kalbi duygularımla şahsım Bayrampaşa İstanbul tüm halkım ve Rumeli halkı adına sevgilerimle, saygılarımla teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Böyle çınar ağaçları kolay kolay yetişmez. Böyle sanatçılar kolay kolay yetişmez. O nedenle Arif abi, Arif Şentürk hayatımızın bundan sonra hem bizler için hem de genç şarkıcılar için inşallah duayen olacak ve onun yolunda başta Ekrem olmak üzere Ekrem gibi nice duayenler yetiştirilir inşallah. Çünkü Rumeli bir deryadır, derya sevgili kardeşlerim. Rumeli bir kültür, Rumeli bir medeniyettir. Rumeli ta şanlı ecdadımızın bin yıllık medeniyetinin bugünlere kadar getirmiş olduğu büyük bir medeniyettir. Bu medeniyetten dolayı da Rumeli'li hemşehrilerime bu medeniyeti, bu kültürü, bu dava inancını, bu geçmişine olan bağlılığını bugünlere kadar devam ettirdikleri için şahsım ve milletim adına şükranlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Konuşmayın, siz konuşuyoruz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Şu başkanıma, bu güzel insana bir alkış tutacağım ama işte evet.
Teşekkür ediyorum. Ben kendisine saygılar sunuyorum. Evet, hoş geldin. Sefalar getirdin. Evet, bir sanatçı daha geldi. Allah ondan razı olsun. Şahane Yıldız. Efendim, bu güzel kardeşim hiçbir zaman bizi yalnız bırakmamıştır. Ve de göremedim. Çok özür diliyorum. Şahane'ye bir alkış rica ediyorum. Allah razı olsun. Evet, bu akşam Arif abiyle 50. yıl münasebetinden sonra tekrar bir araya gelmenin ben mutluluğunu yaşıyorum. Ve ben biliyorum ki benim Bayrampaşa halkım Arif Şentürk'ü çok seviyor. Ve bundan sonra da çok sevebiliyor şu anda. Yine Arif abinin bu güzel türküleriyle, bu güzel şarkılarıyla inşallah biz Rumeli'ye köprü olmaya devam edeceğiz. Bunu Tek Rumeli Televizyonu vasıtasıyla gerçekleştireceğiz. O nedenle Tek Rumeli'nin sahibi yönetim kurulu başkanı Atilla Baykal kardeşimi de yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Gel, gel böyle yanımıza. Çünkü Arif abi yıllarca televizyonunda sen bugünlere kadar getirmenin mücadelesini verdin. Evet, inşallah bundan sonra da Ekrem'le geçen sene beraberdik zaten. Kendisini çok çok sevdiğim bir kardeşim. Bayrampaşa'nın, İstanbul'umuzun, ülkemizin ve Rumeli'nin sevilen bir sanatçısı. Sağ olun. İnşallah Kültür Müdürü Mahmut Bey'le beraber. Mahmut Bey böyle bir yer bakayım. Mahmut Bey çok önem verdiğim, çok değer verdiğim bir kültür müdürümüz. Bayrampaşa'nın ve halkımızın kazanmış olduğu bir kültür müdürdü. Aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği'nin de başkanıdır. O nedenle Türkiye'deki tüm yazarlar onunla birliktedir. O nedenle de kendisine bu organizasyonun münasebetiyle şahsına ve ekip arkadaşlarına da huzurlarınızda şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve iştirak eden bütün hemşehrilerime en derin kalbi duygularımla sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah sizin varlığınızı Bayrampaşa'dan, ülkemizden, ailenizden eksik etmesin. İnşallah diyor. Hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim Sayın Başkanımız sahnedeler. Şimdi Sayın Başkanımız günün anısına Sayın Arif Şentürk'e bir çiçek hediye edecekler. Çiçek takdiminde bulunacaklar fotoğraftan hemen sonra efendim. Evet, buyurun efendim. Kuvvetli alkışlar Arif Şentürk'e gelsin efendim. Konuk sanatçılarımıza evet, Rumeli Beyler, Rumeli Ekrem'e, diğer tüm konuk sanatçılarımıza Sayın Arif Şentürk'e gelsin alkışlarımız. Belediye Başkanımız Atilla Aydıner Beyefendi'ye gelsin alkışlarımız. Ve çok kıymetli folklor ekibimize. Tabii folklor ekibimizi unuttum. Hatunlar nerede? Hatunlar gel buraya bakayım. Gel gel gel. Hatunlar düşsün. Alkış. Folklor ekibine düşsün ya alkış. Bunlar da aynı şekilde Bayrampaşa'mızın, İstanbul'umuzun, Rumeli'nin yetiştirdiği en değer sanatçıdır. Yani şimdi Hatunlar diye geçmeyin. Bütün bu arkamızda gördüğümüz bu güzel folklor ekibini, bunların hepsi birer sanatçı. Bunlar ve bunlar gibi nicelerini Hatunlar kardeşim yetiştirdi. Ama biz Bayrampaşa Belediyesi olarak da Hatunlar'ın o folklorik bilgilerinden inşallah faydalanacağız. Sevgili Kültür Müdürümüzle birlikte nice burada projelerle beraber yolumuza devam edeceğiz. Ben Hatunlar'a da şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarına da sevgilerimi, teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Şimdi Arif abi çok yormamak adına Kani abiye de bir iki söz vermek istiyoruz ve bir iki tane potpourri yapsın ve final yapalım inşallah, evimize gidelim. Olur mu? Yarın iş başı, pazartesi. Ben de saygıları sınırım, sağ olun. Kani abi, buyurun. Vallahi program kapandı Ekrem kardeşim. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Cenab-ı Allah Arif abimize sağlık versin. Tamam.
Sıha. O pale të Shqipris, dhe jurisat e gjat, fushat e gjera me lule, që u kanë nërmen di dhe nat. Ju kanë İzlediğiniz için teşekkür ederim.